Selamünaleyküm değerli Fıtrat TV izleyenleri. Yetişkinler için Kur'an kursu programımızın 11. bölümündeyiz. Bu bölümümüzde artık yavaş yavaş farklı bir konuya geçeceğiz. Daha önceki derslerimizde kitap nedir konusunu işledik. Resul nedir, Nebi değil nedir? Bunlar dinin en temel kavramları. Bu kavramları bilmediğimiz zaman hiç hani dinle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz hükmündeyizdir aslında. Bunlar üzerinde durduk, bu ayetleri verdik. Şimdi de dinin en önemli bir başka konusu olan şirk mevzusuna gireceğiz. Şirk konusuna da kitaptan şirke geçiş mahiyetinde bir geçiş ayetiyle başlayacağız. Biliyorsunuz şirk konusu çok fazla bilinen bir konu değil Müslümanlar arasında. Şirk deyince genelde Müslümanlar Allah'a ortak koşmak derler ama bunun tam olarak ne mana ifade ettiğini, ne tür amellerin şirk kapsamına girdiğini kimse bilmez. Her ne hikmetse bizim ilim kitaplarımızda da bunlar yazmaz genelde. Dolayısıyla önemli olan şirki Kur'an'dan öğrenmek. Biz de Kur'an'dan bu konuyla ilgili ayetlere bakacağız önümüzdeki birkaç programda. Evet, kitap ile şirk arasındaki bağlantıyı aslında gösteren bir geçiş ayeti dedik. Zümer suresinin 39. surenin 2. ayeti. Ayetimize şöyle bir bakalım. Ayet aslında iki bölümden oluşuyor. Şöyle bakın, iki bölümden oluşuyor. Bu ikisi birbiriyle doğrudan alakalı. Yani bu ikisi birbiriyle doğrudan alakalı. Biz zaten bu ikisinin birbiriyle alakalı olduğunu Arapça bilenler için şuradaki F harfinden anlayabiliyoruz. Estaizu billah. İnna enzelna ileykel kitab bilhak. Hiç şüphesiz ki biz sana kitabı inzal ettik, indirdik. Bilhak, hakikat ile, hakkı, hakikati, gerçeği barındıran ayetler ile biz sana kitabı indirdik. Şimdi F harfi ile devam ediyor. Bu şu anlama geliyor. Buradaki F harfi. Kitabı sana indirdik o halde bu kitabı indirmiş olmamızın bir amacı var, bir gereği var. Şimdi sana ondan bahsedeceğiz. Madem ki biz sana bu kitabı hak olarak indirdik, o halde fa'budullâhe, Allah'a kulluk et. Muhlisan lehuddin, dini ona has kılarak Allah'a kulluk et. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu ayetin şirkle ne alakası var? Bakın buradaki ifadeye dikkatinizi çekeyim. Muhlisan lehuddin ifadesi. Öncesinde de diyor ki fa'budullah, Allah'a kulluk et. Allah'a kulluk et ama nasıl kulluk et? Namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum vesaire. Bu Allah'a kulluk etmek için yeterli mi? Yeterli değil. Muhlisan lehuddin. Din Allah'a has kılınmış olmak zorunda. Yani bu ifadeyi biz aslında şu şekilde de anlayabiliriz. Şu ifadeyi bakın. Şöyle yazalım. Şirksiz bir şekilde. Muhlisan lehuddin demek şirksiz bir şekilde demek. Din yalnızca Allah'ın olacak şekilde, dininde yalnızca Allah'ın sözü geçecek şekilde Allah'a kulluk et demek. Yani ayeti bir bütün olarak baktığımız zaman biz bu kitabı sana hak olarak indirdik ki şirksiz bir şekilde Allah'a kulluk edebilesin diye. Çünkü dinin içerisinde başkalarını söz sahibiymiş gibi görmeye başladığınız anda şirk ortaya çıkmış oluyor. Aslında şirk denilen şey bu zaten. Dinde Allah dışında bir takım başka söz sahibi kimseler, şari, hüküm koyucu kimseler olduğunu kabul etmek aslında şirktir. Dolayısıyla biz kitaba uyduğumuz oranda, kitaptan dini öğrendiğimiz oranda, Kur'an'dan dini öğrendiğimiz oranda
dini Allah'a has kılmış oluyoruz. Ancak Kur'an'dan uzaklaştığımız oranda da Kur'an'ı devre dışı bırakıp dinde başka bir takım insanlara, başka bir takım kitaplara otorite verdiğimiz zaman da bu sefer şirke doğru sürüklenmiş oluyoruz. Dinde Allah dışında bir takım başka otoriteler tanımış hale geliyoruz. O halde şirkten korunabilmemiz için kitaba yönelmemiz gerekiyor. Kitabın indirilişinin amacı zaten nedir? Kitabın indirilişinin amacı bizi şirkten korumaktır. Şirksiz bir şekilde Allah'a kulluk etmektir. Demek ki şirk ile kitap arasında doğrudan bir ilişki var. Siz eğer dini kitaptan öğrenmiyorsanız, ayaklarınız yere sağlam basmıyorsa, dini size Allah öğretmiyorsa ki dinin sahibi Allah'tır. Eğer dini size Allah öğretmiyorsa, başkaları öğretmeye kalkıyorsa, siz her ne kadar kendinizi doğru yolda zannetseniz de, siz her ne kadar iyi bir dindar olduğunuzu düşünseniz de aslında şirke gömülmüş bir vaziyettesinizdir. Fakat bunun farkında değilsinizdir. Bunun farkında da maalesef ve maalesef Kur'an'a bakmadığı sürece, dini Kur'an'dan öğrenmediği sürece bir insan ancak ahirette farkına varabilir ki bu da çok büyük bir hayal kırıklığı, bir insanın yaşayabileceği en büyük hayal kırıklığı. Yani bu dünyada kendisini dindar kabul edip, dine uyduğunu kabul edip, ahirette bir de bakıyor ki aslında müşrik muamelesi görüyor. Aslında uymuş olduğu dinin, tabi olmuş olduğu dinin, inandığı dinin, Allah'ın diniyle hiçbir alakası olmadığını gördüğü zaman tabii ki bu insanın yaşayacağı hayal kırıklığı hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Dolayısıyla şirkten uzak durmanın tek yolu, dini Allah'a has kılmanın tek yolu kitaba yönelmektir. Dini kitaptan öğrenmektir. Dini Allah'ın öğrettiği şekilde öğrenmektir. Ancak bu şekilde dini Allah'a has kılmış oluruz. Yoksa Ahmet'in, Mehmet'in dinine inanmak insanı mümin yapmaz, insanı Müslüman yapmaz. Şimdi bu konuyla ilgili bağlantılı bir takım ayetlerimize bakalım. Beyyine suresi 98. surenin 5. ayeti. Nisa suresi 4. surenin 146. ayeti, Araf suresi 27. surenin 29. ayeti, Mümin suresi 40. surenin de 13 ve 14. ayetlerine bakarsak bunlar da bu konuyla alakalı ayetler. Tabi bunun dışında bu saymış olduğumuz ayetlerin dışında ayetler de var. Bu konuyla alakalı çok sayıda ayetler de var. Mesela Hud suresinin ilk ayetleri direkt bu konuyla alakalı. Bu diğer bağlantılı olan ayetlerde siz kendiniz bulabilirsiniz araştırarak. Bu ayetle ilgili yapmamız gereken şey de benim tavsiye edeceğim. Dini Allah'a has kılmak ile kitap arasındaki ilişkiyi bu ayet üzerinden birisini anlatmaya çalışalım. Biz dini Allah'a has kılmakla emrolunduk. Bak Allah-u Teala kitabı da bunun için indirmiş. Peki biz dini Allah'a has kılıyor muyuz, kılmıyor muyuz? Kitaba uyuyor muyuz, uymuyor muyuz? Bunu bir kişiyle konuşalım, bir kişiye bunu anlatmaya çalışalım. Bugünkü dersimizin de böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.